Engin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Engin Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizi ben sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Engin Coşkun Kimber, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Engin Coşkun, 22-12-1978 Düzce doğumluyum. Yaklaşık 20 senedir bu işle uğraşmaktayız. Daha önce farklı firmalarda görev yapmıştık. Son 10 yıldır da kendi firmamızı işletmekteyiz. Evet. Ortak kısa olarak sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Ortak kısa olarak ısıtma, soğutma, havalandırma işleriyle iştigal etmekteyiz. Piyasada doğalgazcı olarak geçer ama biz doğalgaz bizim işimizin bir parçasıdır. Hı hı. Biz yoğun olarak ısıtma işiyle uğraşmaktayız. Evet. Biraz daha açabilir miyiz? Gelen talepler doğrultusunda sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir tam olarak? Şimdi gelen talepler konusunda tam olarak açmak istersek, şimdi bizim en ufak işimiz bir dairenin müstakil bir dairenin ısınması, kombiyle ve radyatörle ısınması. Onun bir üstü iş yerleri, iş yerlerinin fan coil ve benzeri yardım ısınma sistemleriyle ısınması. Daha büyük iş boyutu plazalar, otomotiv alım satım merkezleri, büyük iş merkezleri gibi işletmelerde hem ısıtma hem soğutma işleri ve yangın tesisatı işleri yapmaktayız. Evet, yani bir daireden tutun da en küçük işletmeden en büyük fabrika holdinglere kadar ısıtma ve soğutma sistemleriyle alakalı bu hizmeti sunabiliyorsunuz. Evet. Peki efendim, bu hizmeti verirken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz Engin Bey? Bu hizmeti verirken tabiatıyla her işletmenin birinci önceliği müşteri memnuniyeti, evet, iyi bir hizmet ve daha sonra müşterinin iş bittikten sonra da satış sonrası servis hizmetlerinin en iyi şekilde ve en kısa zamanda yapılması. Evet, tabii müşteri burada, mağduriyetini önlemek amacıyla. Evet, tabii burada Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı bildiği markalarla, evet, bu hizmeti veriyorsunuz. Uzman bir kadroya sahipseniz, kaliteli ürün ve uzman bir ekiple bu hizmeti verebiliyorsunuz. Evet. Şimdi efendim, biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Sektörde elbette yalnız değilsiniz. Bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme varken neden özellikle insanlar Ortekısı'yı tercih etmeli? Düzce gibi bir yerde Ortekısı'yı tercih etmenin sebebi biraz Düzce'nin küçük olması. Hı hı. Bir verdiğimiz hizmete müşterimizin tavsiye usulüyle gelmesi. İkincisi, eş dost reklamı Düzce'de daha çok yapılmaktadır. Evet. Ondan sonra tabiatıyla geçmişten gelen işlerimizin, büyük işlerimizin bize referans olmalarıdır. Evet, tabii ki siz 20 yıl aşkın bir süredir bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Bölgedeki referanslarınız çok kuvvetli. Evet. Ve dediğiniz gibi de yapmış olduğunuz bir işte memnun kalan insanlar dostları ya da arkadaşlarıyla paylaşarak burada da bir nevi sizin müşteri portföyünüzü oluşturmuş oluyorlar. Şimdi efendim, evet, halihazırdır burada son 10 yıldır. 2008 yılından itibaren işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmette de bölgede sektörün en iyilerinden birisiniz. Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir Engin Bey? Bundan sonraki hizmetlerimiz, birinci hizmetten ziyade geriden gelen hiçbir problemi büyütmeden müşterilerimizden. Çünkü değişimler olabilir, arıza olabilir. Birinci olarak bunları hiçbir zaman müşterilerimiz mağdur etmeden hizmet vermek, ondan sonra daha büyük çaplı işlerde daha iyi hizmetler vermektir. Evet, Engin Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.